25 senedir şimdi İstanbul'da bulunuyorum. Siyaset bilimliğe mezunuyum. İlk önce gazetecilikle başladım. Ondan sonra eşim Thomas'la tanışınca belgesel çekmeye başladık. 2008'de Diyalog Derneği birkaç işte İstanbul'u sanatçı arkadaşlarıyla kurduk. Ve bu arkadaşların yani birkaç tanesi işte Leman dergisinden yani tanınan Ramize Era, Tuncay Akgün. Karikatür krizi vardı. Yani peygamber karikatürleri çizildi Danimarka'da. Ve biz de yani zaten derneğin ismi Diyalog Derneği yani kültür arası alışveriş ile alakalı bir dernek. Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı'nda onu konuyordu. Ondan dolayı bir sergi düzenledik ve bir kitap yayınlandı. Padişah'ın Burnu isimli bir kitap. Yani Abdülhamit zamanından başlayıp biraz böyle tarihsel, antoloji gibi ama aynı zamanda yani genç çizerlere de yer veren bir kitaptı. Yani biz ilk olarak Türkiye'de ayrılıklı, mesela Çanakkale'de uluslararası bir kültür festivali düzenlendi. Bu karikatür projeyi biraz da aktüel konular ama işte rahatsızlık vermeden gerçekten iyi niyetli olarak mesela Almanya'da bu Padişah'ın bonus sergisi çok beğenildi. Çok katı olan ön yargıları var. Yani onu kırmak amacıyla projeleri düzenliyoruz aslında. İstanbul'da Sanat Bienal yani etkinlik programında ilk mahalle festivali düzenledik. Bu 36 katılımcı yani hem akademisyen hem sanatçılar 13 ülkeden yani hem Avrupa'dan hem Skandinavya'dan hem Afrika'dan çeşitli insanlar gelip burada göçmenlik, uluslararası bu kriz anlayışı, niye biz göçmenleri kriz mevzu olarak anlayıp da bunun karşılığında sanatçı olarak ne yapabiliriz? Bununla da devam ediyoruz Malta'da bu sene, Kasım ayında. Bu sefer işte Türkiye'den bayağı sanatçılar ama Avusturya'dan, Almanya'dan da insanları Malta'ya götüreceğiz. Karikatura diye bir hem müze, hem de bir galeri var. Aslında yani Alman camiayı temsil eden en büyük grup. Onlarla 2010'da İstanbul'da yani Avrupa Kültür Başkenti'ndeyken depoda bir tane uluslararası sergi düzenledik. Yani hem Türkiye'den hem İsviçre'den hem de Almanya'dan sanatçıları birlikte sergiledik. Şimdi bu onların karşı çareydi. Ve işte Documenta'nın evet paralel etkinliklerinde olan bayağı çok başarılı bir sergiydi. Geçen iki sene en aktüel karikatürlere yer verdik. Niye? Bir sebepti. Yani şu anda Avrupa-Türkiye ilişkileri bayağı gergin. Ve aslında mizah bunu biraz yumuşatmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bütün dergileri yer verdik. Yani hem Leman, hem de Uykusuz, hem de tamam Penguin yeni kapatılmıştı. Ama yine de tabii ki çizerler var. Onları davet ettik. Bağımsız çalışan çok kaliteli grafik romancılar var. Yani benim orada hem Türkiye'deki radikal ve çok açık sözlü alan siyasi cesareti göstermek istedim. Aynı zamanda grafik çok yüksek kaliteli. Ondan dolayı aslında bütün camialardan çeşit çeşit insanları seçtim. Malta'da bir tane çocuk geleneksel Maltalı enstrümanları yapıyor. Yani böyle flüt üzerine. Şimdi benden bir tane bağlama sanatçısı istedi. Yani birlikte çalacaklar. Ondan sonra Malta'da çok fazla Afrika'dan göçmenler var. Şimdi tesadüf olarak Senegal'de çok 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 iyi ut gibi bir enstrüman çalıyor kendi. Yani onları şimdi birleştirip mesela bunlar birkaç hafta birlikte çalıp orada konser verecekler. Böyle bir organizasyon.